Merkez köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen Haziran ayı muhtarlar toplantısı Sağlık İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Bu süreç içerisinde seçmenlerimize en hızlı, en adil hizmeti götürebilmek. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, kurum amirleri ve daire müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, uyuşturucuyla mücadelenin topyekün yapılması gerektiğini muhtarlarla paylaşarak konunun toplumsal bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Bunda sıcak para var, hızlı bir kazanç var, belki haram bir para. İnsanların ocağına incir ağacı dikiyorlar o kazançlarıyla ama maalesef bunun ticaretini yapanlar var. Bize de devlet olarak, seçilmişler olarak düşen hukuki sınırlar içerisinde bu mücadeleyi yapacağız. Satmak isteyene sattırmayacağız. Bunu sadece polisiye tedbirlerle, güvenlik birimleriyle yani yapıyoruz ama tam bir sonuç alamıyoruz. Onun için sizler de mahallenizde, seçmenlerinizle, düğünde, dernekte, nerede bir araya geliyorsanız ne olur bu konuları konuşun. Çünkü sağlık sorunu bu. Bir vatandaşlık görevimizdir. Bırakın kamu görevini, vatandaşlık görevimizdir. O yüzden yetkililerle paylaşıyoruz. Köylerde sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Vali Seymenoğlu, köy yollarında trafik kurallarına uyulması konusunda muhtarların bilgilendirme yapmasını istedi. Köylerde, bazı köylerimizde sıcak asfalt bir kısmında bitti, bir kısmında devam ediyor. Yani o asfaltı görünce bizim vatandaşımız, oh ne güzel oldu diyor, otoban zannediyor. Hiçbir güvenlik tedbiri almadan hız yapıyor. Ya karşıdan gelen araçla çarpışıyor veya şarampole atıyor. Bu konuda hem köy içlerinde hem köyden şehir ulaşımlarında arkadaşlarımızın dikkatli davranmasını istiyoruz. Şimdi yeni yapılan eski yollarda hep şeritleme yapıldı ama yeni yollarda da hava koşullarına göre özel idare önümüzdeki günlerde mutlaka başlayacak. Yani kenarlarına beyaz çizgi, işte ortasına çizgi ama bunlara uyalım istiyoruz. Vali Seymenoğlu'nun gündemindeki diğer bir konuysa mahalle ve köylerdeki metruk binalar oldu. Köylerimizde metruk binalar var arkadaş. Bu aynı şey mahallelerde de var tabii. Ama mahallelerdeki metruk binaların takibi ve yıkımından belediyeler sorumlu, ister belde olsun, ister ilçe olsun, ister il olsun. Mahalle muhtarı bunu bildirmekle yükümlü, bildirip takibini yapmakla ve yardımcı olmakla yükümlü. Ama köylerde birinci derecede sorumlusu bunun köy muhtarları. Yani o metruk binaların tespit edilmesi ki elimizde var. Ama orası güvenlik anlamında bir sıkıntı yaratıyorsa onun da bir sorumluluğu var. Kanun diyor ki böyle yerleri tespit edeceksiniz. Alınması gereken tedbirleri, kararları alacaksınız. Onları zaten Figen Hanım takip ediyor. Her köyde nerede var tek tek bizde belli. Kış dolayısıyla birçoğundan biraz geri durduk. Ama şimdi bu sezon en uygun sezonu. Belediyeler için de, özel idare için de. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun muhtarlara diğer bir uyarısı ise silah kullanımı konusunda oldu. Tabancayı devlet bir hak olarak vermiş. Elimizde bulunsun. Ama mümkün olduğunca bunun teşhirini yapmayalım. Bizlerin kullanması kötü örnek oluyor. Düğünlerdeki silah kullanma işini de çok yakinen arkadaşlar takip ediyor. Birçok düğünde siz farkına varmasanız da mutlaka güvenlik birimlerinde sivil birisi oluyor. Bu düğünlerdeki de jandarmaya, polise ne olur destek olun. Hem göreviniz hem destek olun. Yani silah kullanılmasına, bu av tüfeği de olabilir arkadaşlar, hiç fark etmiyor. Muhtarlar toplantısında Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş ve İl İdare Denetim Müdürü Figen Beşik tarafından geçtiğimiz hafta meydana gelen ani ve aşırı yağışlar sonucu zarar gören köylerde yapılan çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verildi. Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber de kurumunun yürüttüğü proje çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardığı toplantıda mahalle ve köy muhtarları da tek tek söz alarak İstek ve taleplerini Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer ilgili kurum müdürlerine ilettiler.